Merhaba, Ostim OSB YouTube kanalı Güvenli Çalışma Programı'na hoş geldiniz. Ben Köksal Kayalı, TUA Bilişim Yönetim Sistemleri şirketinde bilgi güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. Sizlere mobil cihaz güvenliği, uzaktan çalışma güvenliği gibi hususları kısaca anlatmaya çalışacağım. Bugün internetteki, sanal alemdeki işlerimizin birçoğunu mobil cihazlarımızın üzerinde yapmaktayız. Artık birçoğumuzun mobil cihazı var ve aktif olarak kullanmakta. Peki mobil cihazlarımızdan bize yönelik gelebilecek saldırılar ne olabilir? Bu saldırılara karşı biz kendimizi nasıl koruyabiliriz? Birinci ve katman olarak en aşağıda olan katmandaki güvenlik tipi fiziksel güvenliktir. Elbette ki mobil cihazımızı fiziksel olarak çaldırmamamız önemlidir ki başkalarının eline geçmesin ve bizim bilgilerimiz ifşa olmasın. Peki çaldırdık diyelim mobil cihazımızı veyahut da yetkisiz bir kişinin erişimine açık bıraktık. Buradaki kontrolümüz ne olmalı? Ekran kilidi, pinler ve diğer parolalama yöntemlerini kullanarak mobil cihazların yetkisiz kişiler tarafından erişimini engelleyebiliriz. Özellikle mobil cihazlarımızı kullanırken işte orada burada bırakıp başkalarının erişimini açık bırakıyorsak olabildiğince ekran kilidi kullanmaya özen göstermeliyiz. Ekran kilidinin bir diğer fırsatıysa bize mobil cihazlarımızın aynı zamanda şifreleme parolası olarak ele alınıyor. Eğer ekran kilidinizi bilmeyen biri telefonunuzu ele geçirmiş olsa bile içindeki verilere ulaşması çok zor. Çünkü artık tüm mobil cihazların bellekleri özel algoritmalarla şifrelenerek bu verileri saklıyor. Bunun dışında mobil cihazlarımızda yüklediğimiz uygulamaları Android kullanıyorsak, Android'in resmi indirme yeri olan Google Play dışında yerlerden indirmemeliyiz. Eğer iOS kullanıyorsak, iOS'un Play Store dışında başka yer kullanmamamız çok önemlidir. Ayrıca bizim kırık dediğimiz, yani kreklenmiş uygulamaları kullanabilmek için rootlama, jailbreak işlemlerinden olabildiğince kaçınmamız gerekir. Çünkü bu işlemler cihazın yazılımına müdahale ediyor ve burada yapılabilecek kötü niyetli bir saldırıyla sizin cihazınız Bitcoin madenciliği için bile kullanılabilir. Sizin telefonunuzun kaynakları bu şekilde sömürülebilir. Bitcoin madenciliği sizin telefonunuzun işlemcisinin gücünü kullanarak bazı algoritmaların çözülmesi yoluyla Bitcoin üretilmesi işlemine Bitcoin madenciliği deniyor. Sadece telefon değil, bu bilgisayarlarda da aynı şekilde yapılabiliyor. Bu tabii sizden habersiz bir şekilde yapıldığı zaman size hiçbir faydası yok. Sadece sizin telefonunuzun kaynaklarının sömürülmesine ve telefonunuzun kullanım ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Mobil cihazları güvenliğini sağlamadığımız durumda eğer bizim adımıza işlem yapıldıysa başımız yanabilir. Bir bankaya saldırı düzenlenebilir. Bir devlet büyüğüne hakaret edilebilir bizim hesaplarımızla. Eğer mobil cihazları güvenliğini sağlamazsak oradaki kimlik bilgilerimizi kullanarak, otomatik doldurulmuş parolalarımızı kullanarak saldırgan bizim adımıza biz o hesabı kapatana kadar, o mobil cihazı kullanımını iptal edene kadar birçok şey yapabilir. Otomatik doldurulmuş parolalar risktir. Mobil cihazınızın kullanılması, çalınması durumunda eğer bir ekran koruyucu yoksa veyahut da ekran kilidimizin kırıldığı durumlarda otomatik doldurulmuş parolalarla telefonlarınız, sosyal medya hesaplarınız, banka hesaplarınız saldırgan kişinin eline geçebilir. Bilgisayarlarda da eğer çok fiziksel güvenliğini iyi sağlayabildiğimiz durumlar yaratamıyorsak bilgisayarları kullandığım ortamlarda, mesela bir laptop kullanıyoruz ve sürekli gezi halindeyiz. Laptopun, eğer biz ne kadar geziyorsak laptopun çalınma ihtimali de o kadar yüksek olur. Böyle bir laptopta ben şahsen parolalarımı otomatik doldurma işlemini tabi tutmamaya çalışırım. Tabii ki de bu kişinin kendi tercihine geliyor ama bu noktada bizim görevimiz bu tip riskleri sizlere bildirmek.